O çok güzel bir yermiş. Valla giriş falan çok güzel. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sabahın erken saatleri, günaydın herkese. Sabah sabah yatıyorduk. Eşim bir aradı. Ne yapıyorsunuz dedim. Uyuyoruz, yorgunuz zaten. Dedi kalkın, sizi kahvaltıya götüreyim diye. Muğla'dan gelmiş, biz daha yatıyoruz. Çünkü işler bitti artık. Annemin de yerleştirmesi bitti. Dedik hem dönelim, ben dedi sizi hem almaya geldim, hem dedi yorgunsunuz bugün dedi, beraber kahvaltı yapalım. Annem için de iyi olur diye, her zaman çıkamıyor. Onun için bir mekana geldik. Ben ilk kez geliyorum. Çok güzel bir yer. Yemek olayı da var diye biliyorum ben. Biraz internetten araştırdım, kahvaltısı da var. Biraz sonra gezdiririm zaten. Vallahi yeşilliği çok güzel. Bakalım nasıl bir yer. Şöyle kızartma da hoşuma gitti. Genelde bizim Nazilli'nin ya da Ege'de diyelim, bizim kızartma kahvaltıda çok meşhur. Olmazsa olmazım. Olmazsa olmaz. Kızartma çok iyi Yunus Uğur Hanım diyorlar bazen. Hani yazın çok yapıyorum ya. Ama biz böyleyiz. Bir de zeytinyağında yaparız yani. Domates o mi? ne? Biber mi domates mi? Çözemedim. O bence domates kurusu. Evet, domates kurusu. Evet, domates kurusu. Hadi bakalım. Şu ne? Zeytin. Zeytin. Kavrulmuş mu anne? Ya da turşu gibi bir şey mi? Tadına bakar mısın Erdinç onun? Evet, şu. Turşu değil bence. Normal o. O ne? Zeytin. Ama nesi? Turşu mu? Kavrulmuş mu? Salamura. Salamura. Çok harika tadı var. Muhteşem bir tadı var. Her salata türü mü? Salamura tarzı. Allah Allah. Muhteşem tadı var. Ördeklere bak anne karşıda. Güzel. Yağlı zeytin gibi yapmış ama çok güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ailem afiyet olsun. Esra hoşuna gitti mi? Çok hoşuna gitti değil mi? Aynen. Hepimiz çok yorgunduk. Çok iyi geldi. Allah razı olsun Erdinç. Afiyet olsun hepimize. Hadi bakalım. Çünkü servis 10 numara. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Bu arada kahvaltımız ürünler hepsi doğal değil mi? Tabii ki kendimiz hazırlıyoruz. Orada sadece kakaoyla herhalde, evet, orada sadece kakao ile fındık kreması. O, tabii, onun mümkün. Diğerleri komple kendimiz hazırlıyoruz. Bunu gösterelim. Tabii ki. Başka bir şey zaten yani. Ekmeğimiz güzel. Şöyle yapalım. Ağzımın içine bakıyorlar işte. Ama hep sen çok güzeller değil mi? Çok hoşuma gitti. İnanın arkadaşlar, şuraları böyle göstermek istiyorum size. Burası Gönül Hanı Restorantmış ismi. Her yeri böyle yemyeşil göletler şeklinde yapılmış, çok güzel. Hele şu ördekler, bayıldım. Şöyle birazcık gezdireyim size. Ben de gezeyim sizinle birlikte. Şöyle Esra ile bir gezintiye çıktık, dedik gezelim. Zakkumlar ne güzel açmış. Beyaz zakkum. Dediğim gibi her yer yeşillik.
botanik bahçe gibi. Ters yönden girmişiz. Şimdi bu tarafa geçtik. Güllerin güzelliği. Aynı dediğim gibi botanik bahçe gibi yapmışlar. Şu kenarlar. Buraları akşamları çok güzel olur. Şu an üzeri açık olduğu için sıcakta oturulmuyor ama akşam yemekleri için, ki akşam yemekleri de var dediğim gibi, çok güzel olur. Biraz önce şu taraftaydık kahvaltı yaparken. Şu taraftan yavrum, burada kapı var. Gezelim bir gelmişken. Çok güzel. Sevdin değil mi sen de? O çubuğu kaldıracaksın. Heh, tekrar takacaksın onu yavrum. Heh. Taktın. Bak, karşıda da güvercinler var hep. Keyifleri en güzel olan ördekler. Şu ağacın dibi yeter onlara, çok güzel. Esra da bir yandan fotoğraf çekiyor, çok sevdi burayı. O ağacın dibi çok güzel Esra. Ağaçları bilerek böyle öne doğru budamışlar sanki, görüyor musunuz? Suyun içine içine. Görünüşü çok güzel olmuş. Yapay bir göl oluşturmuşlar ama dediğim gibi şu ağacın dibine bayıldım. Gölgelik ve ördekler hep orada dinleniyor. Karşıdan manzarayı göstereyim size şöyle tekrar. Nazilli olarak ben hiç buraya gelmemişim. Kendi memleketimize çünkü geliyoruz. Birkaç gün orada, birkaç gün orada geri dönüyoruz her zaman Muğla'ya, biliyorsunuz. Hiç gelmemişim. Burası Açça'da. Böyle yolun kenarında bir yer. Vallahi memnun kaldık. Toparlanıyorsunuz mu? Bir Esra kaldı toparlanması. Heh. Kaldır çocuğum onları. Bir sıcak, bir sıcak arkadaşlar, eve geldik. Öncesinde hemen bir kahve yaptık, içtik. Biraz kendimize geldik. Erdinç biraz uzandı. Annem uzandı, dinlendi. Sonrasına kalktık. Bakın eşyalarımızı artık topladık. Biz Muğla'ya dönüyoruz. Anneme de gel dedik ama dinlenelim diyor. Biraz da böyle rahatsız, yorgun. Onun için kalsın, rap rahat dinlensin. Ne zaman iyi hissetti, o zaman yorgunluğunda geçsin annem. Gelirsin yine. Günüm geçsin. Ha, günleri, meşhur günleri var annemin. Senin bakamadığında gelirim. Esra'nın sabunu mu? Hı hı. Tamam, onu da koyuver babaannesi. Esra'cığım, poşetleri arkada o şeyi koyabiliriz üstüne. Dur. Şu poşetimizin üstüne koyabiliriz. Erdiş dinlendi mi? Kendime geldim biraz. Aynen. Yola gideceğiz ya. Aynen. Değişik bir sıcak var. Toz aşımı mıdır nedir anlayamadım. Çok sıcak. Tuhaf bir sıcak Birkaç gündür yani 2-3 gündür böyle, hani açmıyordu hava.
Bulutlu gibi ama inanılmaz bir sıcak var. İşte yani. Çok sersemedi. Normal yaz sıcağı değil bu, toz sıcağı. Değil değil yani, inanılmaz bir sıcak kafam var. Kafam sersem gibi oldu yani. Bir de sen çok erken geldin. Muğla'dan kaçta çıktın? Fıstık uyutmadı. Ne yapayım şimdi? Gece hanım oyun oynayacak. Aynen. Gece fıstık uyutmuyor diyor. Şimdi gündüz uyuyor fıstık yalnız olunca. Erdinç gelince bu sefer gece onunla oynamak istiyor. Zaten akşam oynadık da gece oynayacakmış. Gece beni çok sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Biz olmayınca sana sarmıştır. Akşam uyumayınca, sabah derken çıkınca uykusuz haliyle yorgunsun ama sıkıntı değil. Artık gitme zamanı bizim de. Çok şükür annemin evinde gördüğün çok güzel oldu. Düzene de girdi artık. Kendisi geldi. Gel annem, evet. Şurada 5 dakika gidelim hadi artık. İşlerimizi de bitirdik. Ayşe Sultan. Gidiyoruz. Allah razı olsun çocuğum. Gidiyoruz annem artık ya. Elimden tuttuğumuz her şeyi yaptınız. Aynen. Çok teşekkür ederim. Temiz ona. Temiz. Otur biraz artık, sağlıklı saatli. Vallahi. Taşınıyordum, geliyordum, gidiyordum derken bak her şey oldu, geçti. Evet. Taşınacağım mı, taşınmayacağım mı derken. Eyvallah oldu o zaman. Tabii her şey kolay. Her şey kolay annem. Yani yapılacak öyle çok aman aman bir iş yok değil mi? Yok yok, işimiz kalmadı. Kalmadı yani. Gel çocuğum. Odun derdim de yok. Doğalgazımız rahat. Geçen sene rahattı zaten. Doğalgaza alıştı artık annem. Aynen aynen. Artık böyle. Esra'da mayıştı sıcaktan. Bayıldı. Nazilli'nin sıcakları başladı. Sıcağı mıdır nedir anlayamadım ya. Çok başarısız. Bu sene çok önce geldi ama sıcak. Boğucu bir sıcak var çocuğum. Boğucu yani. Normal bir sıcak değil ama. Normal bir sıcak değil bu yani. Aynen. Çok şükür. Sağlıklı kal. Mutlu kal babaannemiz ya. Allah biz razı olsun çocuğum. Yolcu. Ha geldik, ha gidiyoruz. Allah gönlünüzü görüversin. Ya. İnşallah, inşallah. Biz Muğla'ya kaçar. Evet, gidelim. Hadi bakalım yollara düşelim. Hadi bakalım Esra'cığım. Eve dönüş vakti. Haydi gelsin. Haydi bakalım Esra'cığım. Allah ayağınızda şık getirmesin. Tuttuğunuz altında. Sağlıklı kalın. Amin. Herkes çok selam söyledi arkadaşlarımız. Hadi güle güle. Haydi bakalım. Var mı çikolata? Evde ne olduğunu bilmiyorum. İlk rafta var. Buzdolabının ilk rafında. Nazilli sıcak. Burası soğuk bak. Evet, burası. Sen kısa kollusun ama üşürsün biraz sonra. Çamların esintisi geliyor. Evet.
Daha evde ne var ne yok bakmadım ilk günden. Öğrenirsin. Oy, çok yorulmuşuz. Sıcak da mahvetti bugün biliyorsun. Yani, nasıl sıcaktı? Allah'ım. O sıcağın üstüne burası soğuk. Ay, iyi geldi değil mi? Sepseri mi bizim burası? Annemin orası akşam da sıcaktı. Çam esintisi geliyor baksana. Çok güzel. Bak ben şu an var ya ceket biraz alsam üstüm alacağım yani. Hadi iş yapayım diye ceket falan giymedim ama. Hı. Vallahi en güzel. Bir tane yastık ben aldım. Kahve. Yorgunluğa her şey iyi geliyor. Evimize geldik arkadaşlar. En son annemle vedalaştık. Annem kaldı evinde artık. Ondan sonra biz yola çıktık. Çıktıktan sonra ne yaptık? İlk pazara gittik. Biz hatta arabada otura koyduk. O sıcakta, yorgunlukta dedik çıkmayalım. Erdinç hemen gitti bir koşu. Bir şeyler almış böyle pişirecek falan evde ihtiyaç olur diye. Bir de gözleme almış. Patatesli gözleme. Otlu gözleme. Bir de katmer almış. Şekerli katmer. Reçel yaparız diye çilek baktım ben aslında da. Kalmamış. Hmm. Sabahtan bitmiş. Geçti ya. Yiyeceksem. Ondan sonra onları aldı. Çıktık yola. Hem dedi gidince yeriz diye almış onları. Çünkü gelince yemek yapacak fırsatımız olmazdı. Yalnızdım zaten. Fazla bir şey aramıyordum zaten. Aynen. Yalnızdım. Kaç gündür yemek ona göre gelişi güzel yapıp yedin zaten. Sonrasında Bozdağ'a gittik. Şimdi biz bir Aydın yolundan Muğla'ya geliniyor. Bir de Bozdağ yolundan geliniyor. Biz Bozdağ yolundan geldik. Ben hani Aydın'dan gelir diye düşünmüştüm. Erdiş dedik hadi dedi Bozdağ tarafından gidelim. Oranın manzarası çok güzel. Hem de dedi Bozdağ'a yakın gelirken orada bizim bir tane Saffet abimiz var. Kuaför. Horiş dedi hadi dedi gidelim dedi. Saçlarına bir şeyler yaptır. Değişiklik olsun dedi. Ben de Nazilli'de kestirmiştim. Fark etmişsinizdir en son videoda. Kestirmiştim. Öyle kaldı yani. Hani koşuşturmadan başka bir şey yaptıramadım. Dedi gel. Hem aile dostumuz Ayşe annemin akrabalarından, tanıdıklarından. Hadi dedi gidelim. Tanışıyoruz da biz zaten. Gider gelirken uğruyoruz arada. Gittik. Boşmuş da gittiğimiz. Tesadüf. Tesadüf. Sabahtan düğün saçı vardı diyor. Kalabalıktı. Gittiğimizde kimse yoktu ama sonrasında çok gelen oldu. Böyle bakın. Balyaj attırdık biraz. Daha doğrusu Saffet abi dedim. Nasıl iyi olacaksa bir bak bir değişiklik yapalım saçlarında. Böyle hem kısacık oldu saçlarım bakın. Erişti dedi iyi oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Halen alışamadım. Gülü gülü kullan. Sağ ol. Sağ ol. Dedi sana değişti da iyi gelir. Değişti biraz. Evet. Sana da iyi gelir dedi. Biraz toparlanırsın. Hem yorgunsun hem ne zamandır böyle biliyorsunuz benim hani zamanla atlattığım şeyler falan dedi. Kendine gelirsin biraz değişiklik iyidir diye böyle saçlarım. Fikirlerinizi istiyorum yorumlarda nasıl olmuş diye bekliyorum. Karşıdan belli mi bilmiyorum. Karşıdan ışıktan belli olmayabilir. Gündüz böyle, çekiminde de evet. Gösterirsin. Çok sarı da değil böyle arada balyajlar var. Böyle kısalığı da iyi oldu. Bunu ben toplayabilirim de herhalde. Böyle evet toplanıyor da. Bak böyle toplanıyor da. Böyle bırakırım da. Vallahi iyi oldu. Ama Nazilli çok sıcaktı arkadaşlar. Vallahi boğucu bir sıcak. Bulutlu gibi bir hava. Toz aşımı denilen olayı yaşadık yani bizzat. Yani hiç güneş yok ama sıcak çok. Tuhaf bir hava vardı yani Nazilli bilemedim. Çok da güzel gezdik. Akça'ya gittik gördünüz kahvaltı yaptık orada. Gezindik gelirken iyi su çeşmeleri oluyor bizim Akça'da falan vardı. Dağda. Sultanhisar'da da mı var? İsabeli'de var. Ha sen Sultanhisar'daki, Akça'dakinden bahsediyorsun. Hı-hı. Ben dağdaki sudan bahsediyorum. Yok yok hani gelirken su doldurduk ya iyi su annemin damacanalarını falan. Şimdi Nazilli'nin yani satılan sular bunlar yani ama hı-hı. Orada çeşmelerden akıyor. Halk içsin diyerekten de birkaç tane çeşme aynen. Var. Böyle tatlı sular akıyor çeşmeden doldurabiliyorsunuz. Onları doldurduk gelirken. İşte dinlendik çıktık kaldı artık annem. Kendi başına tertemiz oldu evi inanın. Siz de gördüğünüz en son halini içimize sindi. Rahat etsin artık yani aha. Dinlensin biraz. Aynen. O hep takılıyordu kafası. Nasıl taşınacağım? Taşınayım yok taşınmayayım kalayım. Hep öyle derken hep böyle hani kaldı o evde. Tamam çok genişti çok rahat ediyorduk gittiğimizde ama dediğimiz gibi oradayken birçok eşyayı da böyle annem ev geniş diye habire sokuşturuyordu. O da yazık onu yoruyordu. Oradan alıyorum, oraya koyuyorum kızım. Oradan alıyorum, oraya koyuyorum diyordum. Buraya taşınırken gördünüz ya.
Her şeyi attık. İyi oldu. Az ve öz eşyası kaldı yani en azından. Temizliği böyle kendi başına bile yapabilsin. Yorulmadan böyle. Gidip geldiğimizde biz diptemel gene yaparız. Eğitimler geldiğinde bir kolaçan eder. Ben gittiğimde bir kolaçan ederim. Onun için artık geri işleri kolay olur. Gönül rahatlığıyla geldik ama köye gidemedim. Gelinle konuştuk. Abim çok yoğundu. Fidanlar dikildi. Ondan sonra tarlaların işi, sulama, su yok sorunları. Hep koşuşturmayla gelinle konuşuyoruz. Ha görüşelim. Görüşemeden geldik yani benim bayramda çok yoğunluğumda. Bayramda görüşürüz bir aksilik olmasın. Evet Allah nasip ederse bayrama da az kaldı. Bayramda gideriz artık. Çocukları bile göremedim. Vallahi abim çocukları filan da çok istiyordum görüşmeyi. Olmadı nasip olmadı yani. Esmeye başladı bak. Annemin evet çok güzel esiyor. Güzel esinti geliyor evet. Bak bu kardan dolayı. Annemin misafirleri geldi. İş arkadaşları geldi bir gün onları ağırladım gelmeden önce. Akrabaları geldi, kız kardeşleri, yeğenleri, onları ağırladım. Dedim gelmeden onları da dedim alayım. Anneme dedim şey olmasın, işi olmasın, onları da hallettim. Fıstık nasıl özlemiş söyledim ya. Ay onu biraz sonra göstereceğim zaten. Onu göstereceğim. Ay arkadaşlar evin içine geldik ya. Esra'yı önden gönderiyoruz biz böyle dışarıdan geldiğimiz zaman. O hemen fıstığı alıyor, odasına geçiyor. Hani kaçmasın diye. Çünkü kapıyı açıyoruz, eşyaları taşıyoruz. Heyecanlanabilir diye. Ondan sonra ama biz merdivenden geliyoruz ya. Sesimizi duydu. İnanın miyav miyav bir sesini duy. Ay Erdiş nasıl biliyorum. Sesimizden bildi biliyor musun? Uzun zaman olunca da özledi galiba. Kapıyı açtık ya. Allah'ım bir sevdim bir de nasıl seviniyor. Bir oraya koşturuyor. Fıstık diyorum. Miyavlıyor. Koşturuyor. Nasıl sevin? Sen onu görmedin. Şimdi gelmedi. Cama da geliyor bazen buraya. Allah'ım bir görün. Bir oraya koştu sevinciden bir buraya koştu. Aldım onu. Yatıyordu sevdim, az önce. Sevdim. Uyuyordu yoruldu herhalde. Böyle yerde yorulunca yatıyor. Gidiyorum yanına falan yattım ya böyle. Hiç ses çıkartmıyor ya. Biraz sonra gösteririm. Kapanışı kızımla yaparız şimdi. Esra oynuyor şimdi. Esra'sı geldi. Içeride. Bugün ben rahat uyuyacağım. Durum onu gösteriyor. Evet sen rahat uyu. Kaç gündür. Ama çok güzel bakıyorsun ya. Biz gidince gerçekten Erdoğan çok güzel ilgileniyor. Her şeyi bırakıyor. İlk önce onunla ilgileniyor gelince. Ya şimdi bir sorumluluk ya. En başta ya. Söyleyeyim yani. Sevgiden başka. Şimdi dili yok, ağzı aynen. Yok. Yapmak gerekiyor yani. Bir karnını doyuruyorsun, mama su, bir de sevgi. Başka hiç ihtiyaçları yok ki. Değil mi? Ama oyun zamanı delirtiyor mu? Zilli. Ama biz ona şey aldık. Siz ona topunu vermişsiniz herhalde. Zilsiz top aldık biz ona. Şimdi aynen. Sen zilli top. Onu aldım ya çekmeceye koydum var ya. Kafamızı şişirmesin akşam. Zilli toptan var ya nasıl oynuyor ama sürekli dediğim gibi rahatsız ediyor insan. Beynim tırmalıyor. Belli zaman sonra hiç yorulmuyor zilli topla oynarken. Zilsiz top aldık onu gene. Onu kemiriyor, şey yapıyor, kötü yapıyor ya. Bir tane daha aldım. Vallahi özlemişim inanın. Fıstığı çok özlemişim. Oraya gidiyorsun mecbur gidilecek, gelinecek. İş güç oluyor, gidilip geliniyor. Yani paslaşacağız böyle durumlarda. Bakacağız çocuğumuz oldu artık, evin çocuğu. Hakkını helal et, sen çok yoruldun. Sabahın körü kalk bakalım, gel bakalım, bizi getir. Halbuki Erdinç geçen hafta da gelmişti arkadaşlar. Hani böyle eşyalarımız vardı bizim annemin evinde alınıp konulan. Onlar gelecek diye. Hadi dedi siz madem otobüste sonra gelirsiniz. Hem geçen hafta gazı bize... bekledik işte hani. Doğal gaz açılmadı. Aynen. İnternetçiler gelmedi. Ondan kaldı. Dolayı oldu. Yoksa sarkmasaydı evet. Daha farklı olacaktı. Geçen hafta anneler günüydü ya. O sürpriz yapmıştı gene bize. Sabah erken biz gene uyuyoruz böyle. Çat kapı kalkın. Ben geldim. Anneler günü böyle kutlanır diye geldi. Geçen hafta hem eşyaları getirdi. Bu hafta da geldi. Geçen hafta dinlenmedi. Bu hafta dinlenmedi. Haftaya nasıl? Allah kerim. Yaşarsak, görürsek. Bizim için iyi oldu. Vallahi. Ben şimdi kahvemi içeyim. Benim kızımı bir bizimkilere de göstereyim. Çünkü onlar da özlemiştir kesin diye düşünüyorum. Ben çok özlemişim. Yarın onu güzelce tararız. Tırnakları uzamış, tırnaklarını keseriz. Kesinlikle, kesinlikle. Tırmalamaya başlamış çünkü uzayınca. Hoşuna gidiyor. Aynen. Az yedin ya çikolata da. Yeter.
fincanları toparlayayım. Fıstığımın yanına geçeyim. Sen de gel artık. Hava bayağı serinledi. Geliyor. Gel gel. Fıstık. Anneciğim, güzelim benim, güzelim benim, güzelim, 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 güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu var ya, bu can, can bu can. Çok mu özledin sen anneyi, ablayı, ha? Çok mu özledin senin ellerini, ayaklarını, ağzını, burnunu yerim ben seni. O güzel gözlerini, kulaklarını, her yerini yerim. Uf, çok, çok kaçma. Sıkıştırdığım zaman kaçmak istiyor. Çünkü sıkıştırılmayı kediler hiç sevmiyormuş. Benim kızım da sevmiyor. Değil mi fıstık? Hı, tatlı kızım. Bu şekilde de bugün videomuzu kapatalım. Fıstığımla kapanışı yapalım. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kuzum. Güzel kuzum. Güzel çocuğum. Çocuğum, çok özledim seni. Güzel kuzum. Anne senin tatlı kuzusun. Seni içime böyle koyuveresim geliyor. İçime koyuveresim geliyor seni. Güzel kızım. Oy Allah'ım, ne güzel yaratmış seni Allah'ım. Seni Allah'ım ne güzel yaratmış. Ne güzel yaratmış.